Sage bu tutumuyla piyasayı felç ediyor diyor. İnovasyonu yurt dışına kaçırıyor. Şimdi bunu bir inceleyeceğiz. Neymiş ne değilmiş diye konuşacağız. Direkt olarak haberin başlığında gördüğünüz kısım zaten Sage'in pek çok taraftan aldığı eleştiri. Aynı zamanda buradaki eleştiri yine bundan yaklaşık 4-5 ay önce komite karşısına çıktıktan sonra neden komite üyeleri tarafından Twitter'da ağza alınmayacak küfürler yediğinin de aynı şekilde cevabı olacaktır. Biliyorsunuz Sage 2023 yılına özellikle Şubat ayında devam etmek suretiyle çok sert başladı. İnanılmaz agresif başladı. Piyasada çatır çatır şu menkul kıymet, bu şöyle, bu böyle, şuna dava açtık, şöyle yaptık falan derken piyasayı dümdüz etti. Tabii son 1-2 ay içerisinde özellikle Grayscale davasından sonra bu durum değişti. Ama o zamanlara kadar tabii Sage'in yaptığı, gerçekleştirdiği işlerde unutulmuş olmadı. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu gibi hareketlerden de kaynaklı olarak sürekli eleştirildi. Sadece kripto piyasası tarafından eleştirilmedi. Aynı zamanda ABD'deki pek çok taraftan da, pek çok birlik tarafından da, pek çok komite üyesi, senatörler tarafından vesaire de benzer eleştirileri zaten Gary Gensler ve Sage almıştı. Buradaki asıl problem ve eleştirildiği kısım da tam olarak şudur. Düşmancıl bir tutum sergiliyor, piyasayı ezmeye çalışıyor. Hal böyle olunca piyasa kaçıyor, şirketler kaçıyor üzerinedir. Hatta Ripple ve Coinbase sürekli olarak diyordur ki işte hani çıktıkları taraflarda bu noktada Gerlin Cox olsun, Brian Armstrong olsun benzer açıklamalar yapıyorlar. İşte gidip şey yapmayın, ABD'de bir şirket açmayın falan tarzında. Ve yine özellikle Gerlin Cox diyorum şey Armstrong yani Coinbase'in CEO'su sürekli yapmış olduğu açıklamalarda benzer durumları hani dile getiriyor. Diyor ki işte ABD'den çıkarız falan yani bir noktada bir bakıma ultimatom veriyor diyebiliriz ABD'ye. Fakat bunu yapmakta da haklılar mı? Evet, bunu yapmakta da bir noktada haklılar ABD'yi. Tam da diğer tarafların Sage'in eleştirildiği noktada tehdit etmeye devam ediyorlar. Evet, durum bu. Şimdi şöyle bir göz atalım. Yakın zamanda sunulan bilirkişi raporuna göre Dijital Ticaret Odası ayrıca Sage'in ABD Kongresi'nden açık bir yetki almadan kripto para sektörünü denetleme girişimini engellemeyi ve Sage'in uygulama yoluyla düzenleme yöntemini durdurmayı amaçlıyor diyor. Evet, bu kısım doğru. Yakın zamanda Mark Cuban'ın ve Elon Musk'ın Sage'e karşı davada yapmış olduğu hareketi de bu noktada tabii ki hatırlayabiliyoruz. Elon Musk'ın yapmış olduğu açıklama, daha doğrusu Elon Musk'ın avukatlarının yapmış olduğu açıklama diyelim. Sage'in doğrudan piyasanın üstüne gitmesi, kendi yargı mekanizmasıyla karşı tarafı suçlu bulur hale getirmesi, aynı şekilde federal mahkemelerle hiçbir şekilde işbirliği yapmaması gibi 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 olaylardan kaynaklı olarak eleştirilmiş ve bizzat kendilerine de bunlar söylenmişti biliyorsunuz. Yani Elon Musk da yakın zamanda Sage'in çok ciddi üstüne gitti bu konudan kaynaklı olarak. Dijital Ticaret Odası Başkan Yardımcısı konu hakkında Cody Carbon şunları söyledi. Sage rehber yayımlamak, görüş bildirmek, uyarıda bulunmak yerine tüm dijital varlık ekosistemini yaptırım yoluyla düzenlemeye çalışmaya devam ediyor. Söz konusu müdahaleler piyasayı felç ediyor ve dijital varlık inovasyonu deniz aşırı ülkelere kaçmasına yol açıyor. Bu arada Elon Musk niye böyle bir şey yaptı? Elon Musk'ın ayrı bir videoda incelemiştik. Zaten kendisinin Sage'le başı dertte. Ve adam bildiğiniz Sage'i nereden vurabilirsem yanıma kar kalacak diyor. Yani düşmancıl bir politika izliyor. Nereden vuruyor? Kriptolardan vuruyor. Çünkü herkes yine Sage'in suçu olarak buradan vurduğu için Elon Musk da buradan gidiyor yani Sage'e karşı. Yukarıda söylenen şey de tam olarak doğrudur. Kuruluş
SEC'in dijital varlıkları menkul kıymet olarak sınıflandırmak ve kripto para işletmelerine ceza uygulamak için yaptırıma dayalı bir yöntem kullandığını savunuyor. Bu yaklaşımın inovasyonu engellediğini ve kripto şirketlerini yurt dışına taşınmaya zorladığını iddia ediyor diyor. Ayrıca Dijital Ticaret Odası SEC'in tüm dijital varlıkların menkul kıymet olarak denetlemek için kongre yetkisinden yoksun olduğunu belirtiyor. Yasama organları düzenleyici bir çerçeve oluşturmak için çaba gösterirken SEC'in eylemlerinin sektör paydaşları için risk teşkil ettiğini belirtiyor. Ya burada söylenenler tamamıyla doğru. SEC bu noktada sadece son işte şu Grayscale davasından sonra yani anca son bir iki aydır SEC ve Gary Gensler kendini toparladı ve Gary Gensler da yapmış olduğu son açıklamada biliyorsunuz ETF'ler üzerinde ekibin çalıştığını ve asla ön yargılı olmayacağını söyledi. Neden özellikle ön yargılı olmayacağım dedi? Çünkü sürekli bu şekilde açıklama yapılıyor. Aslında kendi çabası ve söylemiyle Gary Gensler'ın piyasayı müsterih etmek ve bu düşmancıl politikadan artık uzak duracağını ima etmek için kesinlikle bunu söylediğini düşünüyorum. Evet. Dijital Ticaret Odası Binance ve SEC. Kuruluş, SEC'in yargı yetkisini aşması, yatırım sözleşmeleri oluşturmayan dijital varlıklar ve borsa yasası, kayıt gereklilikleri kriterlerini karşılamayan token işlemleri gibi çeşitli iddialara dayanarak davanın reddedilmesi için mahkemeye başvurdu. Binance US, Binance Holdings ve Binance CEO'su CZ ile birlikte geçtiğimiz günlerde SEC'in yargı yetkisini aştığını iddia ederek dava reddetmek için bir dilekçe sundu. Binance US ayrıca SEC'in son belge keşfi ve ifade taleplerini dayanaksız olarak nitelendirdi. Yani Binance'a girmeyelim bu noktada çünkü Binance konusunda adamların haklı olduğunu düşünüyorum ben SEC'in. İlk dava açıldığında da aynı yorumu yaptım. Hala da yorumum aynı. Yani başından beri SEC'in piyasa üzerinde yaşattığı sıkıntıları zaten biliyorsunuz. Ama bu sıkıntılar yaşatılırken maalesef adamların haklı olduğu tek bir konu var, o da Binance. Onda da harbiden haklılar yani. Dolayısıyla Binance'a kızgınlığım fazladır benim bu noktada. Piyasayı küçük düşürme ve dahi piyasaya problem yaşatma nezdinde maalesef SEC'in eline çok koz verdiler. 12 Eylül'de Binance US kripto borsasını işleten BM Trading Services'ın avukatları SEC'in Binance US'ten ek ayrıntılar istemesine karşı mühürlü belgeler sunduğunu dile getiriyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.